Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bugün Borsa İstanbul 9.917 puanla eksi 0.65 ile yatayda negatif olarak kapattı arkadaşlar. Zaten o 11.180'lerden 11.200'lerden sonra sert bir şekilde direkt bizi 9.800'lerle tanıştırdı ve sert bir şekilde düştük. Düşme sebebimiz neydi? İşte düşme sebebimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece Tel Aviv'e gireriz demesiyle başladı. Ardından işte İran-İsrail gerginliği falan başladı. İşte Instagram'ın kapatılması başladı. Bunların hepsi olumsuz olarak hepsi birer böyle %5 vurdu. Ondan sonra işte Amerika'da resesyon tartışmaları oldu. O resesyon tartışmaları çok sert bir şekilde düştük falan derken böyle 11.200'lerden 9.800'lere doğru düştük arkadaşlar. Ve ondan sonra da bir türlü Borsa İstanbul toparlanamadı. Halbuki bu fiyatlanan unsurların hepsi ortadan kalktı. Yani Instagram açıldı, yükseldik mi, yükselmedik. Tel Aviv'e girdik mi, girmedik. Bu gündemden düştü, kayıpları verdik mi, aldık mı, almadık. Amerika'da resesyon tehlikesi kalmadı. Eylül'de kesinlikle faiz indirimi var dendi. Küresel piyasalar coştu gitti. Biz gittik mi? Biz gitmedik. Peki diyorum ya arkadaşlar, İran-İsrail gerginliği bitti. Herhangi birbirine saldıracaklar ilgili bir demeç falan gelmiyor. Peki bununla ilgili fiyatlama geri geldi mi? O da gelmedi. Arkadaşlar diyoruz, şimdi Merkez Bankası Şahin durmaya devam ediyor. Enflasyonla iyi mücadele ediyor. O da olmuyor. Belki şu an tek kötü olay arkadaşlar, gelen bilançolardaki kötü net karlılık. Yani işte hangisi olursa olsun şu an hisse ismi konuşmak istemiyorum. Çünkü bir hisseyi konuştuğunuz zaman onun müdavimleri oluyor, hastaları oluyor, şeyleri falan oluyor. Yani ama gelen bilançolar çok iyi gelmiyor. Ama peki bu kadar kötü fiyatlamayı hak ediyor muyuz biz? Asla bu kadar kötü fiyatlamayı hak etmiyoruz. Peki neler oluyor Selçuk Bey derseniz? Arkadaşlar benim naçizane kendi kişisel tecrübelerime baktığım şeyde büyük bir yükseliş öncesi arkadaşlar. Küçük yatırımcıyı bıktırma, bezdirme, nefret ettirme ve yok etme çabası ve alttan küçük yatırımcının malını alma. Çünkü neden? Çünkü Eylül ayı arkadaşlar, Eylül ayı şeydir. Nedir o? Şurayı kapatayım arkadaşlar, cızırtı mızırtı yapabilir. Mesaj falan geliyor çünkü. Eylül ayı masraf ayıdır. Çocukların okul taksitleri, kıyafetleri, kitap paraları, servis ücretleri, yemek ücretleri, okul paraları, özel okul ne olursa olsun. Yani en kötü aileye kendi çapında 10 bin liradan 100 bin liraya, 100 bin liradan 300 bin liraya kadar irili ufaklı herkesin kendi bütçesine göre bir harcama ayıdır. Eylül, Ağustos sonu ve Eylül başı. İşte buralarda valla ben şunu demek istiyorum. Arkadaş birikimlerinizi ucuzdan bana verin. Ben bunları alacağım, yukarıya götüreceğim yılbaşına kadar. Yılbaşında ben size bunları temettü meraklılarına işte ocakta patır 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 vereceğim deniyor. Şimdi temettüler Şubat'ta Mart'ta olur. Bunlar aralığın sonunda bir yılbaşı rallisi filan derler. Ondan sonra yılbaşından sonra bir sert düşüş oldu 2 hafta. Ondan sonra Ocak 15 gün, Şubat 1 ay, hatta Mart'ın ortalarına kadar böyle 1,5 ay bir süründürme süreci borsada olur arkadaşlar. Millet de temettü alacağız diye şey olur. Şimdi bu bence yılbaşına kadar olacak olan bir rallinin bezdirme çabaları. Ha burada ne olacak? Burada küçük yatırımcı sattın diyor, ben yükselteyim borsayı diyor. Yani Pala resmen bunu söylüyor. Yükseltin ben satayım, satın yükselteyim diyor. Ha burada işin açıkçası tabiri caizse bizlerin birbirine kazık atması lazım. Yani bu ekranların satın 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 filan deyip işte bizi malda kalıp yükseltmesi gerekiyor. Ancak tabii onu yapacak şey değiliz. Ben bu kanalı açarken kendi inandığım doğruları sizlerle paylaşacağıma dair kendi kendime söz verdim arkadaşlar. Bu işin doğrusu bence budur. Borsa İstanbul'a baktığımızda 10.080'e çıktık arkadaşlar bugün. Ne diyorduk? Biz 10.090, 10.070 üzerinde, 10.080 üzerinde kalıcı olalım mı olmamı? Tam 10.080'e getirdi. 10.080'den düşürdü. 9.897'ye kadar getirdi. 9.917 ile de kapattı. 81 milyar 828 milyon 315.555 TL'lik de bir işlem hacmimiz var arkadaşlar. Şimdi bugün borsada gerginlik yaratan şeylerden bir tanesi neydi arkadaşlar? Bir tanesi Mehmet Şimşek'in istifa ettiği ve Mehmet Şimşek'in istifasını Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın zor durdurduğu ve ikna edildiği ile ilgili bilgiler vardı. Arkadaşlar bu tip
Yani asla astarı olmayan, saçma sapan ve finansal piyasaları etkileyecek ve insanların yatırımlarını ve birikimlerini ve parası kaybetmeye neden olacak işleri kim böyle referans almadan, delil ve kanıt göstermeden yaparsa bunlar birer suçtur arkadaşlar. Bunu ister Ahmet yapsın, ister Mehmet yapsın. Finansal piyasalarda referanssız hiçbir şey konuşulmaması lazım. Hele hele böyle Maliye Bakanı'nın istifası ile ilgili, Merkez Bankası'nın istifası ile ilgili. Bu tip şeyler tamamen manipülatif haberlerdir ve bunun altında kalırsınız. Ya belki de şu an piyasada milyonlarca dolar zarar eden insanlar var. Bu saçma sapan haber. Mehmet Şimşek çıktı, ne dedi? Mehmet Şimşek, ben bu haberleri yalanlıyorum, öyle bir şey yok, ben görevimin başındayım dedi. Ne oldu şimdi? Peki bu cezasız mı kalacak? Bu haberi yayanlar, bu haberi yapanlar, delilim var mı? Kaydım var mı? Mehmet Şimşek'in Cevdet Yılmaz'la ilgili bir band kaydım var mı? Ses kaydım var mı? Görüntü kaydım var mı? Veya Mehmet Yılmaz'ın Cevdet Yılmaz'ı gittiğine dair, ziyaret ettiğine dair bir kayıt falan var mı elinizde? Arkadaşlar bunlar her şey konuşulabilir. Bakın hükümet üyeleri arasında her şey konuşulabilir. Ancak her konuşulan şey resmi bir şey anlamına taşımaz. Yani her duyduğunuz, yani her duyduğunuz menameti oturup böyle YouTube'da bir yerlerde paylaşılmaz arkadaşlar. Ben size açıkça söylüyorum ya. Bu dalga geçilecek bir yer değil yani. Burada bir ciddi bir devlet meselesi var yani. Yani insanlar bedel ödüyor. 85 milyon insan bedel ödüyor. Yüksek faizlerin altında inim inim inliyor. Sizin kıtır piyoz siyasi düşüncelerinizden prim alacaksınız diye saçma sapan haberleri bu insanlar dinlemek zorunda değil. Varsa delilin sor öne. Varsa referansın paylaş altına. Zaten piyasanın canı sırtında. Zaten insanlar burnundan soluyor kaç gündür. Oturuyorsunuz saçma sapan yayınlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar delilsiz hiçbir şey olmaz. Delilsiz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Böyle böyle hele hele Mehmet Şimşek'in istifası konusunda istifa etmişti, zor ikna etmişler. Arkadaşlar ne oldu işte? Yükseliyordu piyasa. Tam al sinyali verecekti teknik olarak ve buradan tekrar geriye döndük. Bugün çok ciddi bir faiz var ortalıkta. Peki bu faizin vade çok ciddi bir bedel. Bu insanların bedelini kim ödeyecek? Masrafını kim verecek? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani at çamuru izi kalsın. Öyle şey olmaz. Şimdi arkadaşlar Morgan Stanley dedi ki 2024'te faiz indirimi olmayacak dedi. Merkez Bankası şahin duracak dedi. Şahin durmaya devam edecek dedi ve kesinlikle 2024'te faiz indirmeyecek. Kesinlikle enflasyonda iyileşmeyi görecek dedi. İşin açıkçası Morgan Stanley'den şeydi bu arkadaşlar. Nedir o? Bir pozitif bir haber aslında. Yani Merkez Bankası'nın metninde herhangi faiz indirimiyle ilgili biz bir şey görmedik. Oldukça da şahin duruyordu. Hani bu Kasım'da ve Aralık'ta faiz indirimi bekleyen insanlar ve bankalar olur ya, onları yalanlamak açısından. Peki ne zaman var bizim arkadaşlar? 19 Eylül'de bir toplantımız var Merkez Bankası'nın. 17 Ekim'de var, 21 Kasım'da var ve 26 Aralık'ta var. Amerika'nın ise 3 tane toplantısı var arkadaşlar. 17 Eylül, 6 Ekim ve 17 Aralık. Ben 17 Eylül'de Amerika'dan kesinlikle faiz indirim bekliyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın yerinde olsam ben arkadaşlar, eğer Amerika faiz indirirse, ben şu son 4 toplantıda da eğer Amerika faiz indirirse, yani Amerika bu 3 toplantıda faiz indirirse, ben 19 Eylül'de 250 bas puan, 17 Ekim'de 250 bas puan, 21 Kasım'da da 250 bas puan olmak üzere toplam 3 toplantıda 750 bas puan faiz indirebilirim arkadaşlar. Ki ben 19 Eylül'de 250 bas puanın piyasayı fazla bozmayacağını düşünüyorum. Ha çok yüksek böyle 1000 bas puan, 2000 bas puan gibi faiz indirimlerine giderseniz bu da yanlış. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Merkez Bankası faiz indirimine gitmez. Sonra da 3 faiz toplantısında 250 yapacağını bir faiz toplamıza Aralık'ta 1000 bas puan indiriyor. İşte bunu yapmaması lazım. Bu yanlış bir şey. Aralık'ta 1000 yapana kadar işte Eylül'de veya Ekim'de Amerika'ya bak. Amerika 25 bas puan, 50 bas puan indirdikçe sen de 250 bas puan indirebilirsin. Bunda piyasayı bozma. Ama büyük faiz indirimlerinin olmaması gerek. Bu budur. Ve ben 19 Eylül'de ve son 4 toplantıda dahil ufak ufak 100 bas puan, 125 bas puan faiz indirmenin piyasayı bozacağını düşünmüyorum değerli
Arkadaşlar şimdi Japon ev kadınlarının yine TL'ye ilgisi var arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Çünkü Japonya'da kredi faizi çok düşük. Gidiyor kadın oradan 100 bin yen bozuyor, tamam mı arkadaşlar? Yani 0.01 faizde. O 100 bin yeni geliyor burada TL'ye çeviriyor. Bu da TL'de faize yatırıyor. Faize çok para kazanıyor. Alıyor götürüyor. 100 bin yeni orada 120 bin yen oluyor. E biz de ne yapıyoruz? Buradan bir finans sağlıyoruz. İşte biz de Japon kadınlar buradan ev para kazanıyor. Ve bu tekrar yeniden yenleri getiriyorlar. TL'leri götürüyorlar arkadaşlar. Bu da güzel bir haber arkadaşlar. Bir de Cevdet Yılmaz'ın zenginlere vergi affı, zenginlere vergi affı diye bir şey çıktı. İnanın detayına bakmadım. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bunu yalanladı arkadaşlar. Bunu yalanladı, hayır dedi. Vergi affı olmayacak dedi. Herkes her şekilde davranacak dedi. Şimdi bir grafiklere bakalım, ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, ben şuradan şöyle çok küçük bir trend çizdim. Şöyle, yani o trende de zaten bugün değdi arkadaşlar. Bugünkü olumsuz haberlerle işte Mehmet Şimşek istifa ediyor mu etmiyor mu diye. Şuraya geldi sıçradı, şuraya geldi sıçradı. İşte buradan sonra şuraya tekrar yeniden yukarıya doğru bir hareket edecek. 10.086'ların üzerinde kalıp kalmadığımızın dikkat etmemiz gerekiyor. 3 tane var ciddi bir şekilde kırmızı. Tam buraya geldik arkadaşlar. Şuralarda falan biz işte al sinyali yakacaktık. Al sinyali yaktırmadılar ve aşağıya doğru piyasayı yeniden çökerttiler. Şimdi şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Normalde hareketli ortalamanın üzerinde gidiyorduk. Gayet iyiydik. Ve ben buradan işin açıkçası %51 ihtimalle şurada, %51 ihtimalle şuralarda bir yerde al sinyali yakacağımızı ve borsanın bu yeri yerine şuralarda bir yerde olacağımızı tahmin ediyordum. 10.245'ler, 10.300'lerde bir kapanış yapacağımızı söylüyordum. Ancak Mehmet Şimşek'in istifası var diye şu aşağıdaki trende kadar geldi. Trende değdirmedi. Belki yarınki sabah açılışta trende değdirip buradan yeniden yukarıya doğru gider. Yine bizim burada izlememiz gereken şey arkadaşlar 10.069. 10.069'u takip etmemiz gerekiyor. Kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet, bilgi anlamındadır, eğitim anlamındadır. İyi akşamlar.